Şimdi partition'ı nasıl implement edeceğimize bakalım. Öncelikle extra space kullanarak, yani order and extra space kullanarak partitioning nasıl implement edilebilir? Bu çok kolay çünkü bunu implement etmek. Öncelikle ona bakalım. Ha, diyeceksiniz ki bizim amacımız zaten o extra space'ten kurtulmak değil miydi? Evet, ama yine de bunu tarif etmekte fayda var. Çünkü bu şekilde implement edeceğimiz quicksort stable olacak. Extra space kullanmazsa quicksort, implement edeceğimiz quicksort stable olmayacak. Dolayısıyla her ikisini bilmekte de fayda var. Şimdi bakarsak aslında extra space kullanırsak, yani order n kadar büyüklükte bir array'i kullanırsak partitioning için, partitioning algoritmasını implement etmek çok kolay. Ne yapıyoruz? Pivot'u A0'a eşitliyoruz. İlk elemanı pivot olarak aldığımızı farz edelim. Ne yaparsınız? İki tane loop yazarsınız. A'nın üzerinden yürürsünüz. Bütün A'dan, pivot'tan küçük olan elemanları B'ye kopyalarsınız. Değil mi? Az önce yaptığımızda buydu. Bakın şuraya dikkat ederseniz. Şimdi pivot'u seçtiniz. Bunun üzerinden yürüyorsunuz. Ve küçük olan, 9'dan küçük olan bütün elemanları kopyalıyorsunuz. Hangileri onlar? 4, 2, 5 ve 1. Bunları kopyaladınız. 4 tane eleman var. Bunlar burada bakın. 4 tane elemanı kopyaladınız. Şimdi ne yapmanız lazım? Geriye kalan elemanlar 9 ve 9'dan büyük elemanlar kaldı. Bütün yapmamız gereken o yüzden bir daha yürü A üzerinden ve bütün pivottan büyük eşit olan. Bakın pivottan büyük eşit olanları kopyalarım çünkü pivot da buna dahil. Pivottan birden fazla da olabilir. Yani 9, buradaki örnekte pivotumuz 9'du. 9'dan birden fazla da olabilir. Onların hepsini de kopyalamam lazım. Dolayısıyla pivottan büyük olan bütün elemanları B'ye kopyalıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra artık B'yi tekrar A'ya kopyayıp B'yi silmeniz yeterli. Ne yaptık? Bu sayede çok basit bir partitioning algoritması elde ettik. Bakın o kod burada. Ben bu kodları size vereceğim. Dolayısıyla bunları buradan videodan yazmanıza gerek yok. Bu kodları örnek kod, sample kod biliyorsunuz. Derste başlamıştık bir tane sample kod projesi oluşturmaya. Bu kodları DS'ye yükleyeceğim. Oradan kendiniz alıp çalıştırabilirsiniz. Şimdi extra space kullanan partitioning şöyle. Bir V array'i alloke ediyorum. N büyüklüğünde. Çünkü input'um N büyüklüğünde. Ne yaptım? K B'ye point edecek. Pivot'u ilk eleman olarak seçtim. Şimdi A array üzerinden yürüyüp eğer A'yı pivot'tan küçükse, eşitliği yapmıyorum. Pivot'tan küçükse bunları B'ye kopyalıyorum. Şimdi indeksi saklıyorum. Bakın burada pivot'u buraya saklayacağım, şey yapacağım. Çünkü pivot A0. Artık pivot'tan küçük olan bütün elemanlar sol tarafta. Bu benim left hand side'ımı oluşturuyor. Left hand side'ı, onun için bu indeksi saklamam lazım. Bunu döndüreceğim çünkü. Bu tam array'i böldüğümüz lokasyonu gösteriyor bize. Burası K. Pivot'u doldurdunuz. Şimdi geriye kalan elemanlar üzerinde yürüyorum. 1'den N'e kadar. Artık A'yı eğer büyük eşittir pivot'sa bunu B'ye dolduruyoruz dikkat ederseniz. En sonunda da bütün B'deki elemanları A'ya geri kopyalayıp B'yi silmem gerekiyor. B çünkü yardımcı o anda algoritmasının çalışması için kullandığım bir yardımcı auxiliary space, yani temporary space. Buna artık ihtiyacım yok. Dikkat edin, indeksi döndürüyorum. Bu çok önemli çünkü burası sol tarafta kaç eleman olacağını, sağ tarafta kaç eleman olacağını söylüyor bana. Nasıl böldük şu anda array'i? Tam öyle böldük ki ortadan ikiye böldük ve pivotumuz 9'du bu örnekte. 9'dan küçük olanlar, 9'dan büyük olanlar şeklinde böldük. Çok basit bir algoritm aslında baktığınızda. Bakın 9 burada, indeksi 4. Bunların hepsi 9'dan küçük elemanlar. Bunlar da 9'dan büyük eşit olacak şekilde böldük. Çok basit gördüğünüz gibi. Ama extra space kullanıyor. Ama bizim amacımız neydi? Extra space'ten kurtulmaktı. Ama extra space kullanıyoruz. Bu tabii ki iyi bir şey değil. Fakat bunun şöyle güzel bir yanı var. Dikkat ederseniz buradan oluşan algoritm stable bir sorting algoritması. Niye? Çünkü aynı key'den birden fazla varsa, mesela diyelim ki 4'ten 2 tane olsaydı. 4, 4, 4 şeklinde. Buraya kopyalarken 9'dan küçük 4'leri kopyalarken hepsi buraya gelecek ve input'taki sırayla geleceklerdi. Bunların yer değiştirme ihtimali yok. Aynı şey 9 için geçerli. Pivot'tan birkaç tane olsaydı pivot'u ilk 9'u buraya kopyaladım. Ondan sonra gelecek olan 9'ları bu tarafa kopyalayacaktım. Büyük eşitleri sağ tarafa attım. Dolayısıyla pivot'u ve pivot'a eşit olan rakamların da sırasının değişme ihtimali yok. O yüzden burada elde ettiğimiz algoritma, quicksort algoritması, stable bir sorting algoritması ama extra space kullanıyor. O yüzden bu tercih edilen bir algoritm değil. Stable,
Fakat in place değil. Zaten merge sortlar elimde stable olan ve in place olmayan. Hiçbir şekilde quick sort'u bu şekilde kullanmazsınız. Peki quick sort'u extra space kullanmadan nasıl implement edeceğim? Yani partition'in in place olarak nasıl implement edilebilir? Buradaki en büyük problemimiz bu. Eğer bunu çözebilirsek, yani extra space kullanmayan bir partitioning algoritması tasarlayabilirsek, o zaman in place olan bir quick sort algoritması elde etmiş oluruz. Çünkü quick sort aslında partitioning algoritması, buradaki kritik olan step partitioning algoritması. Eğer partitioning'i in place çözersek işimiz bitiyor. Yapılan işlem şu, hani ilk bakışta extra space kullanmak gerektiği gibi duruyor olsa da, ki bir önceki partitioning algoritmasında tam da bunu yaptık. Aslında öyle değil. In place olarak, yani extra space kullanmadan partitioning yapmak mümkün. O da şöyle, gene pivot'u ilk eleman olduğunu seçelim. İki tane pointer tutacağız. Bunlara i ve j diyelim. Birisi ilk eleman, yani a1'e point edecek. J ise sondaki elemana point edecek. Yapacağımız şey şu. Increment i until you hit an element ai such which is greater than pivot. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Pivottan bütün büyük elemanları sağ tarafa taşımaya çalışıyoruz. Pivottan bütün küçük elemanları da sol tarafa taşımaya çalışıyoruz. O halde şunu yapmamız lazım. Sol tarafta pivottan büyük bir eleman bulacağız. Orada bekleyeceğiz. O i ona point edecek. Sağ tarafta ise pivottan küçük bir eleman bulacağız. Ondan sonra ikisini swap edeceğiz. Ve bu işlemi repeat edeceğiz. Şurada bir animasyonu var. Buradan daha iyi anlayacaksınız. Şimdi pivotu 9 olarak seçtim başlangıçta. I pivottan tabii ki bir sonraki elemana, yani A1'e, J de son elemana point ediyor. Şimdi yapmam gereken şu. Bakın, bu taraf sol taraf olarak düşünün. Bu tarafı sağ taraf olarak düşünün. Yapmam gereken sol tarafta pivottan büyük bir eleman bulmak. Ki i'nin point ettiği eleman o 16. Aslında 16'nın bu tarafta değil, bu tarafta olması lazım farkındaysanız. Sağ tarafa baktığınızda da pivottan küçük olan bir eleman bulmam lazım. Çünkü onun da bu tarafta değil, sol tarafta olması lazım. Bu da J'nin point ettiği eleman. Şimdi bakın, J 1'e point ediyor. 1 sol tarafta olması lazım. AI ise sağ tarafta olması lazım. Yani i'nin point ettiği rakam sağ tarafa, bunu da sol tarafa götüreceğiz. O zaman ne yapacağız? X'ini swap edeceksiniz. Çok basit bir işlem. X'ini swap ettiniz. Bakın, şimdi sol tarafa dikkat edin. Artık sol tarafta pivottan küçük elemanları doldurarak gidiyorum. Bir bu tarafa, sağ tarafa da pivottan büyük elemanları doldurarak gidiyorum. Şimdi aynı şey devam edecek. I sağa doğru ilerleyecek. J sola doğru ilerleyecek. Ne zamana kadar? I'nin point ettiği eleman pivottan büyük olana kadar. J'nin point ettiği eleman ise, bakın i'nin point ettiği elemanlardan pivottan daha büyük olan bir sonraki eleman 15. Bu tarafa geldiğinizde sağ tarafa pivottan küçük olan bir eleman bulmamız lazım. Yani J'yi sola doğru götüreceksiniz. Ne zamana kadar? Pivottan küçük olan bir elemana hit edene kadar. Onu ilerlettiğinizde J 5'te duracak. Çünkü 5 pivottan daha ufak. Şimdi yapmamız gereken 15'te 5'i swap etmek. İkisini swap ediyoruz. Yine dikkat edin. Bakın, sol taraftaki 1, 4 ve 5 9'dan küçük. Yani pivottan küçük elemanları sol tarafta topladım. 15, 17 ve 16 da pivottan büyük rakamlar. Onları da sağ tarafta topluyorum. Zaten bunu yapmaya çalışıyorum. Devam edelim. İ ile C birbirine eşit oldu. Artık burada durabilirim aslında. Ben bu arada iyi ilerlettiğim için iyi 15'te durmuş. J'yi artık şey yapmama gerek yok. Şimdi yapmam gereken bir işlem daha var. Partition'ı sonuçlandırabilmem için. Dikkat ederseniz pivotun burada olmaması lazım. Pivot şu anda hala A0'da duruyor. Halbuki ben pivotun nerede olmasını istiyorum? Tam ortada. Yani partition yaptıktan sonra J nerede duruyorsa oraya götürmem lazım. Çünkü pivot partition'dan sonra sort edilmiş order'da olması gereken yere gitmiş olması lazım. Bunu da AJ ile onun için son bir swap yapacağım işlemi bitirmek için. Bunu da yaptıktan sonra artık partitioning işlemi tamamlanacak. Bakın, 9 olması gereken yere geldi. Yani partitioning işleminden sonra 9 burada olması lazım. Sol taraftakilerin hepsi 9'dan küçük. Sağ taraftakilerin hepsi de 9'dan büyük. Bu örnek için tabii ki bunu söylüyorum. Bunu implement ettiğinizde şöyle bir kod çıkıyor. Bu kodu ben buradan değil de direkt bizim projemiz üzerinden göstereyim. Bakın, burada partition 2 diye, partition without extra space diye comment koydum buraya. Pivot'u A0 seçtim gene. Bakın, i'yi bu sefer 1'den başlattık. J'yi de n-1'den, bu son elemana point ediyor. Bu da pivot'tan bir sonraki elemana point ediyor. Şimdi ne yapacağız? AI
pivottan küçük olduğu sürece ilerleyecek sağa doğru. Niye? Çünkü biz sol tarafta pivottan küçük elemanların olmasını istiyoruz. Eğer AI'nin point ettiği, yani I'nin point ettiği eleman AI zaten pivottan ufaksa zaten sol tarafta. Onu herhangi bir yere hareket ettirmeme gerek yok. Onun için bu I'yi ilerletiyorum. Tabii I sonsuza kadar ilerlemeyecek. Sonuçta J'ye kadar en fazla gidebilir. J'ye eşit olduğundan da durmam lazım. Onun için move I until it hits an element such that the element is smaller than the pivot. Onun için AI pivottan küçük olduğu sürece ilerleyeceğiz. Eşit veya büyük olduğu anda duracağız. Bakın bu yaptığı işlem bu. Pivottan küçük olduğu sürece ilerledi. Buraya geldiğinizde, buradan döndüğünüzde I artık şeye point ediyor. Pivottan daha küçük bir elemana point ediyor. Sağ tarafa baktığınızda AJ pivottan büyükken J'yi sola doğru götürüyoruz. Decrement ediyoruz. Niye? Çünkü biz sağ tarafta pivottan büyük elemanları toplamak istiyoruz. Burada da bakın yaptığımız o. Eğer AC, yani sağ taraftaki eleman pivottan büyükse onun hareket etmesine gerek yok. Onun ben zaten sağ tarafta olmasını istiyorum. O yüzden J'yi sadece decrement edeceğim. Buraya geldiğimde bakacağım. Eğer I ile J birbirine eşitse, yani ortada buluştularsa bir yerde ama artık daha fazla başka bir şey yapmamıza gerek yok. Değilse, yani I J'den ufaksa buraya geliyorsam o zaman ikisini swap edeceğim. Ondan sonra da I'yi bir tane ilerleyip J'yi de I'yi sağa doğru, J'yi de sola doğru bir tane ilerletip bunu tekrarlayacağım. Böylece I sağa doğru, J de sola doğru ilerlemeye devam edecek. En sonunda bunlar ortada bir yerde buluşacaklar. Orası da bizim durduğumuz yer olacak. Ve tam o durduğumuz yerde pivotu taşımamız gereken yer aslında. O AJ'ye tekabül ediyor. AJ'yi nereye götüreceğiz? A0'a. Çünkü pivot orada. Onun için AJ'yi A0'a götürüyorum. Pivotun şu anda olduğu lokasyona. AJ'ye ise pivotu götürüyorum. Pivot onun için partition'dan sonra tam da buraya gelmesi gerekiyor. Ve o return J'de pivotun bulunduğu indeksi gösteriyor bana. Dikkat ederseniz pivotu J'inci slota götürdüm array'deki. O yüzden indeks olarak J'yi döndürüyorum. Şimdi bunu çalıştıralım. Partition 2'yi çalıştıralım. Aynı array üzerinde. Bakın bu sefer çıkacak sonucun farklı olacağını göreceksiniz. Şu manada, yani ordering'i preserve etmeyecek bu. Şeyi preserve edecek. Bakın 9 aynı yerde, olması gereken yerde. Sol tarafa baktığınızda 2, 1, 4, 5 hepsi 9'dan ufak. Fakat o sıra buradaki sıra değil. Bakın burada 4, 2, 5, 1 şeklindeydi. 9'dan ufak olan rakamlar. Bir önceki partition'ımız bu sırayı bozmuyordu. Ama bu bozuyor bakın. Burada 2, 1, 4, 5 şeklinde geldi. Yani sol taraftaki bütün elemanlarımız hala pivottan ufak olmasına rağmen orijinal array'deki, yani input array'deki sıra bozuldu. Bu tabii ki hangi yönden önemli? Stability bozuluyor. Yani stability'yi bozuyorsunuz, in place bir algoritma elde ediyorsunuz. Hayatta olduğu gibi trade-off. Bir yerden kazanırken başka yerden kaybediyorsunuz. Quicksort'un bu partition kullanan versiyonunun en büyük problemi bu. Ama çoğunlukla da kullanılan versiyonu bu. Onu da söyleyeyim. Çünkü in place olması, stable olmasından daha önemli bu algoritmalar için. O yüzden de bunu tercih ediyorlar. Yoksa stability daha önemli olsaydı herkes merge sort'u kullanır. Merge sort'un hem worst case behavior'ı daha iyi, worst case behavior'ı en logan ve stable. Fakat in place değil. Biz in place bir sorting algoritması elde etmeye çalışıyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi bu partition'dan çıkan sonuçta left hand side'daki bütün elemanlar yine pivottan daha ufak. Sağ tarafa baktığınızda sağ taraftaki bütün elemanların da pivottan daha büyük olduğunu göreceksiniz. Which is what we want yani. Şimdi ne yapacağız? Recursively bu tarafı sort edeceğiz. Recursively burayı sort edeceğiz. Tabi recursively burayı sort ettiğimiz zaman burası gene 1, 2, 4, 5 gelecek. Burayı da recursively sort ettiğimizde 15, 16, 17 gelecek. Artık concatenation bitiyor. Yani recursion'dan döndükten sonra bakın quicksort hiçbir şey yapmak zorunda değil. Zaten 9'dan küçük ve 9'dan büyük diye ayırdığı için recursive çağırdığınız anda hiçbir şey, ekstra bir iş yapmanıza gerek yok. İsterseniz bir de bu input için partition 2'yi çağıralım. Buradan çıkan sonuca bakalım. Pivotumuz gene aynı. Pivotumuz 42 ilk eleman. Pivot aynı yere geldi. 4. Çünkü birinci partition ile ikinci partition şeyi değiştirmez. Yine pivotun gideceği yer her zaman aynıdır. Sonuçta 42'den küçük eleman sayısı her zaman aynı. Kaç tane? 4 tane. Sadece buraya geliş sıraları değişir. Partition 1'de buradaki sıra
input'taki sıraların aynısıydı. Yani 10, 14, 38 ve 27 şeklinde geliyordu. Bakın burada farklı. Burada 38, 27, 10 ve 14 şeklinde geliyor. Bunun orijinal şeydeki sırayla hiçbir alakası yok. Önemi de yok zaten. Dediğim gibi bu sadece stability'yi bozuyor. Yoksa başka bir zararı yok bize. Sağ tarafa baktığınızda da bunların hepsinin 42'den yani pivot'tan daha büyük elemanlar olduğunu göreceksiniz. Şimdi recursive'li bunu çağırdığınızda burası sorted gelecek. Sağ tarafı çağırdığınızda da burası sorted gelecek. Yani burası 56, 63, 71, 81, 95 gelecek. Ve array'imiz sorted olmuş olacak. İsterseniz quick sort'u da çağıralım. Fakat bu sefer quick sort kodunu değiştireyim. Partition 2'yi çağırsın. Burada partition 1'i kullanıyor bu. Şimdi 2 numaralı partition'ı kullansın. 2 numaralı partition'ı kullanarak da array'imizin sort olduğunu göreceksiniz. Bakın burası left hand side, sort edilmiş hali. Pivot, bu da right hand side, sağ tarafı şey yaptı. Böylece bütün array sorted bir şekilde elde etmiş olduk. Evet, şimdi şu ana kadar iki tane partitioning algoritması gördük. Şimdi partitioning algoritmasına baktığımızda şu ana kadar hem birinci yani extra space kullanan partitioning algoritmamız hem de extra space kullanmayan partitioning algoritmamız ilk elemanı pivot olarak aldı. Peki bu iyi bir şey mi? Her zaman ilk elemanı pivot olarak almak iyi bir şey mi? Tabii ki değil. Niye? Bakın pivot olarak ilk elemanı aldığınızda input'un sorted olduğunu farz edin. Input'umuz 2, 4, 6, 8 ve 9. Şurada görüyorsunuz. Input'umuz bu. Pivot olarak ilk eleman alıyorsunuz. Bu ne demek? 2'den küçükler sol tarafa. 2 zaten en küçük eleman olduğu için sol tarafta hiçbir şey olmayacak. Bütün geriye kalan elemanlar sağ tarafta olacak. Orada kaç tane eleman var? Pivot bir tane. Sol tarafta hiç yok. Sağ tarafta -1 tane eleman kalıyor. Şimdi recursive'de -1 eleman için çağıracaksınız. Aynı işlem burada olacak. -1 şurayla sağ taraftaki 4, 6, 8 ve 9'la quick sort'a girdiğinizde pivot'u yine ilk eleman seçecek. Which is 4. Burada aynı şekilde 0, -1 şeklinde bölecek. Sağ tarafta 6, 8 ve 9. Yani -2 eleman kalacak. Bu böyle devam ettiği zaman bakın 1'e -1 bölüyor bu. O yüzden elde edeceğiniz recursion ne? 1'e -1'lik bir recursion elde ettiğiniz için bunun running time'ı en üstüne çıkar. O recurrence'ı kendiniz yazın. Yani çıkacak olan recurrence şu aslında. Hani ben bunu şuraya yazayım. Tn eşittir. N-1 artı 1 çıkıyor bakın. Yani bir n'lik bir partitioning yapıyorsunuz. Onu buraya yazayım. Daha sonra geri N-1 kalıyor. Tn-1 kalıyor. Bunu çözdüğünüz zaman bunu biliyoruz. Bu bizim diğer sorting algoritmalarının recurrence aslında. Iterative sorting algoritmalarının. Onların recurrence'ı böyle olduğu için yani bir tane elemanı orduran kadar işlem yapıyorsunuz. Mesela selection sort en küçük elemanı seçiyorsunuz. N tane işlem yapıp sonra geriye -1 eleman kalıyordu. Dikkat ederseniz burada da aynısını yapıyoruz. Birinci pivot'u aldınız 2. Geriye -1 eleman kalıyor. Sonra bunu sort ederken pivot 4. Geriye gene -1 eleman kalıyor. Onun için çıkan recurrence bu. Bunu toplarsanız bu direkt N square çıkar. Order of N square çıkar. Bu zaten avoid etmeye çalıştığımız şey. N square algoritma zaten var elimizde. İteratif çalışıyor hem de. Onun için hiçbir manası yok. Burada görüyorsunuz pivot'u seçimi çok önemli. Eğer pivot'u yalnız seçerseniz ve array'i bu şekilde bölerseniz, 1'e -1 şeklinde bölerseniz N square'lik bir algoritm elde etmiş oluyorsunuz. O zaman the question is pivot'u daha akıllı bir şekilde seçebilir miyiz? Pivot'u ilk eleman seçmek yerine ikinci ID olarak random bir rakam seçebiliriz. Bir random number generator çalıştırırız. Bize 0 ile -1 arasında bir rakam döndürür. Onu alırız ve onu kullanırız. Bu yapılmayan bir şey değil. Bu yapılabilir. Fakat pek tercih edilen bir şey değil. Bu genelde sonuçta bir sürü random number generator çalışmak da başlı başına başka bir iş gerektiriyor. Başka ekstra bir işlem gerektiriyor. Yani bunu hem error prone diye not düşmüşler. Hem de expensive operation. Sonuçta ekstra işlem yapıyorsunuz. Mümkünse bundan kaçınabilir miyiz? Bundan kaçınmanın yolu daha çok kullanılan heuristik 3 numaralı idea. Buna pick the median diyorlar. Aslında yani pick the median şu. Eğer biz array'imizin tam ortası, sorted order'daki tam ortadaki elemanı alsaydık pivot öyle bir şansımız olsaydı o zaman bu tam array'i n bölü 2, n bölü 2 şeklinde bölerdi. Fakat median'ı seçmek ayrı başlı başına bir problem. Onu da birazdan bakacağız. Selection problemi diye geçiyor bu.
array'i sort ettiğinizde tam ortadaki eleman. Onu biliyorsam, dikkat ederseniz tam ortadaki adamı pivot olarak seçerseniz sol taraftaki eleman n/2 tane kalır, sağ tarafta da n/2 tane kalır. Fakat pivot'un ne, median'ın ne olduğunu bilmiyorum. Median'ı seçmek zaten başlı başına bir problem. Onun yerine şöyle bir heuristik geliştirmişler. Median of the three diye geçiyor bu heuristiğin ismi. İlk eleman, n/2 eleman ve son elemana bakıyorlar. Burada 3 tane şey çıkıyor. Eleman var. 2, 9 ve 16. Bu üçünün medianını alıyorsunuz. Yani üçünü sort ettiğinizde, 2, 9 ve 16'yı sort ettiğinizde ortadaki eleman hangisidir? 9'dur tabii ki. 2, 9 ve 16. Buraya baktığınızda ilk eleman 5, ortadaki eleman 2, son eleman 16. Bunları sort ettiğinizde 2, 5 ve 16'dır bunların sort edilmiş hali. Onun için bunların medianı 5'tir. O yüzden bu durumda 5'i alacaksınız. Bakın burada yaptığımız işlem bu median of the three heuristic diye geçiyor. İlk eleman, ortadaki eleman, son eleman. Yani A0, AN/2 ve AN-1. Elemanlara bakıyorsunuz. Ve o elemanlardan ortada, yani median hangisiyse o 3 elemanın, ortadaki eleman hangisiyse sort ettiğinizde, bu 3 elemanı sort ettiğinizde ortadaki eleman hangisiyse onu alıyorsunuz. Bu order one bir işlem. Şey kadar, number generator'da olduğu kadar hata üretmiyor. Alright. Ve yapılan eksperimentler bunun iyi performans verdiğini göstermişler. Yani array'i on the average diyelim, tam ortaya yakın bir yerlerden böldüğünü göstermişler. Şimdi buna bakalım. Bu nasıl çalışıyor? Şurada median of the three heuristics'i bu array üzerinden gösterelim. Bu bizim kodumuz içindeki ikinci input bu. 42. Ortadaki elemanlar, şimdi 3 elemana bakacağız. Hangileri onlar? Bakın şunlar. 42, 95, 56. Yani A0, AN-1, AN/2. N/2 de şu yani. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 eleman arasında 0 ile 9 arasında indeksli. 0+9/2 ne yapar? 9/2 integer division yaptığınızda 4. Dolayısıyla A4'teki eleman, o da burası. Şimdi bakın 42, 95 ve 56. Bunları sort ettiğinizde ne olur? 42, 56, 95. Onun için median, şu 3 rakam medianı 56'dır. Şimdi medianı alıyor. Median of the three heuristic hem bunları alırken bunları aynı zamanda sort da ediyor. Yani 42, 56 ve 95'i 42'yi en başa getiriyor. 42'yi şurada bakın en başa getiriyor. En küçük elemanı en başa getiriyor. En büyük elemanı, yani 3 eleman içinden bahsediyoruz. 42, 95 ve 56, şu 3 eleman için en küçüğünü en başa getiriyor, en büyüğünü en sona getiriyor. Pivot'u da buraya saklıyor. N-2'ye saklıyor. Burası N-1, burası N-2 indeks olarak baktığınızda. Şimdi N-2'ye 56 pivot'u sakladınız. Artık bir önceki partition algoritmasıyla aynı çalışacak. Sadece pivot'u farklı seçtik. Bir önceki algoritma pivot'u A0 her zaman ilk eleman seçiyordu. Bu ise önce ilk A0, AN-1 ve AN/2 arasından bir pivot seçti. O pivot'u AN-2'ye sakladı şuraya. Ondan sonra aynı işlemi yapacak. İyi bakın, A1'de, J'de, AN-3'de. İ sağa doğru hareket ediyor. J ise sola doğru hareket ediyor. Yapacağımız şey ne? Sol tarafta 56'dan küçük rakamları bırakmaya çalışıyoruz. Sağ tarafta ise 56'dan büyük rakamları toplamaya çalışıyoruz. Şimdi burada baktığınızda AI 71'de durmak zorunda. Çünkü 71 56'dan büyük. Onun sağ tarafa gitmesi lazım. J'de 27'de duruyor olması lazım. Çünkü 27 56'dan ufak, onun da sol tarafa gitmesi lazım. Bu noktada X'ini swap edeceğiz. Edelim. X'ini swap ettiğinizde bakın 27 buraya, 71 sağa geldi. Şimdi I bir tane sağa, J sola gidecek. İ'yi ilerletelim. İ nereye kadar ilerleyecek? Ta ki 56'dan büyük bir rakam görene kadar, o da 81. Bakın iyi ilerlettiğinizde iyi 81'de duracak. Çünkü 81'in sol tarafta değil, sağ tarafta olması lazım. Pivot 56'dan daha büyük olduğu için. Buraya baktığınızda J nerede duracak? 38'de duracak. Çünkü 38'in de sağ tarafta değil, sol tarafa taşınması lazım. Çünkü pivottan ufak. X'ini yine swap edeceğiz. Şimdi bir daha ilerlettiğinizde bakın iyi artık J'yi geçiyor. Buraya geldiğiniz anda duruyorsunuz. Burada duracağız ve neyi şey yapacağız? Pivot şimdi burada, şu anda dikkat edin, pivot 56'da duruyor. Pivotun burada durmaması lazım. Pivotun şuraya gelmesi gerekiyor. A'nın olduğu yere gelmesi gerekiyor. Yani sort order'da gelmesi gereken yer nereyse pivotun oraya taşınması gerekiyor.
Onun için son bir swap daha yapıyoruz. O da bu. 56 ile 63'ü yani AI'nin yeni point ettiği elemanla pivot NX2'de duruyor. X'ini swap ediyorsunuz. Dikkat edin. Partition bitti. Sol tarafta bakın 42, 27, 10, 14, 38. Bunların hepsi 56'dan ufak. Pivot 56 ortada bir yerde. Sağ taraftakilerin hepsi de 56'dan büyük. Şimdi ne yapacağız? Recursively sol tarafı sort edeceğiz. Recursively sağ tarafı sort edeceğiz. Alright, median of the three heuristic'in kodu burada. Bu adam dediğim gibi en az 3 eleman olması lazım bu algoritmanın çalışması için. Onun için assumes n greater than or equal to 3. Median of the three adı üstünde 3 eleman olmak zorunda. 3 eleman üzerinden çalışma yapıyorsunuz. Şimdi bu 3 eleman için median'i hesaplarken aynı zamanda onları sort ediyor. Sort etmesinin amacı hem i ve j ilerlerken daha şey olsun durabilsin diye. Bu partition algoritmasını implement etmek çok tricky. Çok tricky bir algoritma bu. Bunu efficient bir şekilde implement etmek hakikaten zor. Onun için ben buradaki kodları direkt kitaptan aldım. Bunları kendiniz yazmaya kalkın mutlaka bir yerde hata yapıyorsunuz. Bu enteresan bir kod. Şimdi bakın left center'dan 3'ünü sort edeceksiniz. 3 tane eleman var elinizde. Bunları sort etmeye çalışıyoruz. Eğer left center'dan, center bakın left artı right bölü 2, left 0, right da n-1 yani baştaki eleman, sondaki eleman, ortadaki eleman. Üçünü için median of the three heuristic'ini run ediyoruz. Eğer sağ, a left, a center'dan büyükse x'ini swap edeceğiz. Çünkü en küçüğünü en sola getirmeye çalışıyoruz. Daha sonra left ile right'ı yani en sağdaki eleman için aynısını yapacağız. Eğer a left right'tan daha büyükse x'ini swap edeceğiz. Bu iki statement execute ettiği zaman A left'te yani A sıfırda artık 3 elemanın en küçüğü var. Şimdi geriye ne kaldı? Center ile right'ı karşılaştırmam lazım. Eğer A center'da right'tan büyükse ikisini swap edeceğiz. Şimdi bu üçünü yaptığımızda bakın A sıfır, A n bölü 2 bir de A n eksi 1 sort hale geldi. Benim pivot'um hangisi? Pivot ortada duran yani center. Onu nereye saklamam lazım? Right eksi 1'e yani n eksi 1'e n eksi 2'ye saklıyorum. Çünkü n tane elemanım var. Right n-1. Bunu n-2'ye saklıyorsunuz bakın. Pivot'u buraya saklıyoruz. En sonunda da pivot'un değerini döndürüyorum. Şimdi pivot'un değerini döndürdünüz artık partitioning yapacaksınız. Partitioning median of the three heuristic'i çağırıyor. Ondan sonra i 1'den başlayacak. J de n-1'den başlayacak. Ve bu şekilde i'yi sağa doğru ilerletiyoruz. Pivot'tan i'nin point ettiği eleman pivot'tan ufak olduğu sürece. J'yi de sola doğru ilerletiyoruz pivot'tan büyük olduğu sürece. Eğer i j'den küçükse swap ediyoruz değilse break ediyoruz. En sonunda şu loop'tan çıktığımız zaman pivot'u olduğu yere ortaya restore etmemiz lazım. O da ai'nin olduğu yer. Yani i'nin point ettiği yere store edeceğiz bunu. Restore edeceğiz daha doğrusu. Evet, bu şu koda bakarsanız daha iyi anlayacaksınız. Bakın loop o içerideki loop bittiği zaman i'nin point ettiği yer burası 56 şurası. Biz buraya 56'yı getirmemiz lazım. Yani şöyle bir iki step geri gidersen bakın i 63'ün olduğu yere point ediyor. Pivot ise 56'da. Bu yani n-2'de duruyor. Bunun buraya geri gelmesi lazım. Restore the pivot'tan kastımız bu. Pivot'u sort ettiğimizde gelmesi gereken yere taşımamız gerekiyor. Böylece pivot hiç bir daha hareket etmeyecek. Sorting algoritma yani algoritmanın geriye kalan kısmında 56 sürekli burada kalacak. Bunların hepsi 56'dan küçük. Bunların hepsi de 56'dan büyük olacak. Tamam bu şey kullanarak median of the three heuristic'ini kullanarak partitioning böyle yapılıyor. Az önce gösterdiğim kod bu. Left 0, right n-1, left artı right bölü 2. Tabii ki şu önemli bir precondition. Bunun çalışması için array'inizde en az 3 eleman olması lazım. Eğer 3 elemandan az varsa bu kod crash eder doğal olarak. Sort ediyor 3 elemanı ve pivot'u saklıyor n-2'ye. Sonra da pivot'un değerini döndürüyor. Median of the three bunu yapıyor. Partition 3'te gene gösterdiğimiz median of the three heuristic'ini kullanan partitioning algoritması. Aslında median of the three'yi bulduktan sonra yani pivot'u hesapladıktan sonra geriye kalan kod partition 2'deki kodla aşağı yukarı aynı. Şeyden başlıyorsunuz. İleri doğru gideceksiniz. Bu n-2'den. Bu da 0'dan başlıyor. Şu kod yani şurası şöyle tarif edilir. Tarif etmesi kolay.
doğru bir şekilde implement etmesi en zor kodlardan birisi diye tarif edilir. Gerçekten bu kodu tarif ediyoruz, kolay, ama oturup kendiniz yazmaya çalışın. Mutlaka bir yerde bir hata yapıyorsunuz. Onun için bu direkt kitaptan alınmış ve en efficient, yani yazabilecek en efficient bir kod. Bakın şuralara dikkat ederseniz hiç boundary check falan yok. Adamlar mükemmel yazmışlar bu kodu. Hiç boundary, yani iyice hiç karşılaştırmıyor. Halbuki benim bir önce yazdığım pivot 2'ye bakarsanız burada iyice'den küçük mü diye, burada while'ın içinde tekrar check ediyorum. Bu iki tane check demek. Bundan da kurtarmışlar bunu implement ederken. O yüzden bu yani hakikaten müthiş bir kod. Yani bunu kendiniz yazmaya kalkınca dediğim gibi mutlaka hata yapıyorsunuz. En sonunda da pivot'u restore ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben quicksort'u değiştirmem lazım. Çünkü base case'in en az 3 eleman olacak şekilde getirmem gerekiyor. Şimdi bu partitioning'i kullanmam için quicksort'u 3 tane base case yazacağım. Hiç bir eleman varken hiçbir şey yapmama gerek yok. 2 eleman varken quicksort'u recursively çağırmayacağım. Sadece 2 elemanı sort edeceğim. Bakın 2 eleman olduğu zaman aslında A0 ve A1. Eğer A0 A1'den büyükse ikisini swap etmem yeterli. 2 tane eleman var sonuçta. 3 eleman varsa yine kendim şey yapacağım. Bir base case hazırladım. En az 3 eleman olduğunda da bir şey yapmam gerekiyor. Base case yapmam. Aslında buna düşündüğünüzde gerek yok. Çünkü zaten partition en az 3 eleman olduğunu kabul ediyor. Burayı kapatsak da algoritm çalışır ama şimdi dursun. En sonunda bunu kapatıp tekrar çalıştırırız ve algoritmanın çalıştığını görürsünüz. Yani şu ikisi bizim için base case'ler. Bir eleman ve iki eleman. Üç eleman olduğu zaman quicksort'u recursively çağırabilirim. Orada aslında bir problem yok. Partition 3'ü çağıracağım. O median of the three heuristiğini döndürüyor. Geriye kadar aynı bakın. O bize pivot'un indeksini döndürecek. Dolayısıyla o sol tarafta kaç eleman varsa onu sort edeceğim. Geriye kalanlar da sağ tarafta. Onlar da pivot'tan büyük elemanlar. Yani burada bir problem yok. Sadece partition 3'ü çağırdığım zaman array'imin içinde en az 3 tane eleman olduğunu garanti etmem lazım. Onu da burada garanti ediyorum. Çünkü bir ekstra base case daha yazmam gerekiyor. Şimdi bunu çağıralım. Yukarıdan bunu görelim. Bakın şu şey için partition 3'ü çağırayım ve çıkan sonuca bakalım. Çıkan sonucu az önce slaytlarda gösterdiğimiz sonuçta aynı olması lazım. Bakın 42 vesaire girdi. 56 bakın 56 burada. Sol tarafta 42, 27, 30, 10, 14, 38. 56'dan ufak rakamlar. Sağ tarafta ise 56'dan büyük rakamların olduğunu görüyorsunuz. Onu da zaten şurayla karşılaştırırsanız 42, 27 bakın şuradan birebir karşılaştırın. 42, 27, 10, 14, 38. Bakın buradaki rakamlar 42, 27, 10, 14, 38. 56 ortada. Sağ tarafta ise 81, 71, 63 ve 95 var. Onlar da burada. Bunu quicksort'u şimdi çağırırsak burası partitioning ismiydi. Quicksort'ta ismi aynı. Bunu çağırdığınızda sort edecek. Yapıyor. Evet burada 56 burada bakın. Sol tarafı sort etti. 10, 14, 27, 38, 42. Pivot 56 zaten hiçbir zaman yerini değiştirmedi partition'dan sonra. Sağ tarafta ise 63, 71, 81 ve 95'i görüyorsunuz. Bu sayede quicksort'un çalıştığını da görüyorsunuz. Şimdi şuna aslında ihtiyacımız yok. Ben bunu yanlış yazmışım. Onu da söyleyeyim. Asset 0 diyeyim ben buraya. Yani 3 eleman için recursion'u çağırabiliriz. Orada bir problem yok. Hemen zaten çağırıp çalıştığını gösterebiliriz. Bakın bir şey değişmedi. Çünkü 3 eleman için çalışıyor. Partition'ın 2 elemanlı olmaması. Yani partition kodunu çağırdığınız zaman, şu partition 3 kodunu çağırdığınız zaman en az 3 eleman olduğunu garanti etmemiz lazım. O yüzden ben ekstra bir base case koymak ihtiyacı hissettim. Yoksa buna aslında ihtiyacımız yok. İki tane base case olsa da bu kod doğru olarak çalışır ki burada da doğru çalıştığını görüyorsunuz bakın. Tamam bu in place ve expected order bunu şöyle ilerleyelim. Analizine geçelim. Best case performansı eğer pivot'u tam ortadan bölürsek çıkacak olan recurrence tn bölü 2 artı n. Çünkü aslında
öncelikle bir order and link partition yapıyorsunuz. Partition order and'de çalışıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra da beklentiniz ne? Array'in tam ortadan ikiye bölünmesi. Array'in tam ortadan eğer ikiye bölüyorsa partition kodu iki tane n bölü 2'lik recursion call yapıyorsunuz. Recursion'dan sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu recursion zaten merge sort'ta aynı recursion. Bu recursion'ı yaparsanız, çözerseniz n log n çıkacak. Gördüğünüz gibi n log n iterate şey in place fakat stable değil. Bakın in place olan versiyonu quick sort'u stable değil. In place olmayan versiyonu yani partition 1, 1 numaralı partition'ı extra space kullanmıştır. O stable bir sorting algoritması. Fakat in place değil. O yüzden onu tercih etmezsiniz. Yani stable. Bottom line şu. Eğer in place bir quick sort implement etmek istiyorsanız stability'den kaybediyorsunuz. Ama in place elde ediyorsunuz ki çoğunlukla in place bir algoritmanın in place olması stable olmasından daha önemli kabul edildiği için quick sort yani bu quick sort median of 3 heuristik kullanan 3 numaralı partition'ı kullanan quick sort versiyonu pratik olarak en çok tercih edilen quick sort algoritmasıdır. Onun için hani çoğu programlama dilinde sort diye bir library, belli library'ların içine sort diye bir kod gelir. Siz ona input'unuzu verirsiniz, sort eder. Genelde orada bu median of the tree heuristiğini kullanan quick sort kodunun kullanıldığını görürsünüz. Tabii ki best case performance yani expected diyelim, expected şeyinin running time'ın n log n olduğunu görürsünüz. Tabii ki worst case 1'e n bölü 2 n-1 böldüğü için n square çıkıyor. Ama average case'i n log n olduğu için quick sort diğer sorting algoritmalarına göre pratikte en çok tercih edilen algoritma. External sorting'i bir sonraki slide şeye bırakalım.